bültenimizin bu bölümünü kısa bir grafiğe ayırdık efendim. Malumunuz manavlarda ve marketlerin sebze meyve reyonlarında son dönemde o kadar sık etiket değişimi görüyoruz ki hakikaten hemen yanına matbaa açsanız ancak yetişir. Böyle bir durum söz konusu. O yüzden bu ironik manşeti atmaktan başka çare bulamadım. Sebze meyve borsasında son durum. Çünkü hakikaten manav artık adeta İstanbul borsası gibi çok hızlı yükselişler söz konusu. Şimdi bu en son kar olayından sonra, kar afetinden sonra, çok afet demek istemiyorum ama hani ciddi bir sorun yaşandı İstanbul'da malumunuz o gün. Sonra yollar açıldı. Tabii Türkiye genelinde bir kar, yol tıkanıklığı durumu da söz konusu. Yollar açılmadan önce %20 ila 50 arasında hallerde fiyat değişimi oldu sebze ve meyvelerde. Çünkü arzda %40 oranında bir azalma söz konusu olmuştu. Sonra yollar açıldı ama fiyatlar düşmedi. Her zaman olduğu gibi zamlar geldikten sonra gitmiyor. Dolayısıyla bunu da özellikle not düşmüş olalım. Şimdi baktığınız zaman en hızlı zamlanan ürünlerden biri, hatta birincisi %66.6 oranla salatalık. Bildiğimiz Çengelköy hıyarı dediğimiz salatalık çok hızlı zamlanan ürünlerin başında geliyor %66.6 ile. Şu anki güncel fiyatı 25 TL civarı salatalığın ama tabii marketine, manavına göre değişiyor. Bunun haricinde sivri biber, patlıcan, fasulye ve kabak da zam şampiyonu olan sebzeler arasında yer alıyor. Onlarda da böyle %50 civarı bir artış söz konusu. Şimdi gelelim en ucuz meyveye. Daha doğrusu göreceli olarak en ucuz. Çünkü bizim çocukluğumuzda muz, özellikle ithal muz çok pahalıydı. Artık öyle değil. Yerli muzun üretiminde ciddi bir artış söz konusu oldu. Adana, Mersin, Antalya yöresinden narenciye ekmek, narenciye bahçelerinin hatırı sayılır bir kısmının muz serasına çevrildiği, karlı olduğu için narenciye oranla öyle söyleyeyim, yerli muz üretimine geçildiği, bunun da piyasada arzı arttırdığı için doğal olarak fiyatlara tesirinin olduğu biliniyor. Gelmeden önce baktım böyle ne diyelim, işte indirim iddiası, çok fazla indirim yaptığını iddia eden marketlerden biri, o zincir marketlerden birinde 9,50 bir 9,5 liraydı yani yerli muz. Değişiyor tabii, 12,5'a olan da var ama şu anda diğer sebze meyveyi hesaba katarsak hakikaten eskinin o lüks tırnak içinde meyvesi olan muz şu anda hakikaten en az zamlanan, en uygun ürünlerden biri, hatta birincisi. Peki fiyat artışındaki sebeplere gelelim kısaca. Antalya Ticaret Borsası'nın verilerine göre geçtiğimiz yıla oranla, efendim geçtiğimiz bir yıllık süreci hesaba kattığımız zaman %107 oranında bir artış söz konusu sebze ve meyvede. Domatese bakalım. Geçen yılın aynı ayına göre, Şubat 2021'e göre yani %142 civarında bir zamlanma söz konusu. 14,99 var. Değişiyor fiyatlar dediğim gibi marketine ve manavına göre ama çok ciddi bir artış söz konusu. Burada Türk lirasındaki sert değer kaybı, doların artışı, girdi fiyatlarındaki artışlar çok belirgin parametre oldu. Çok belirgin tetikleyici oldu açıkçası. Tarımsal üretim kalemlerindeki ne diyelim, o girdi kalemlerine yansıdı ve bu da fiyatları bir biçimde etkiliyor. Benzin, ki son olarak şunu da söylemiş olayım. Benzin, daha doğrusu akaryakıt, motorin de dahil, onlardaki zamlar da tıpkı kur gibi diğer sektörleri otomatik olarak tetikliyor. Dolayısıyla akaryakıt zamlarının da sebze meyve hallerdeki bu pahalı fiyatların sebeplerinden biri olduğunu not düşmüş olalım.